Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Afrika'da Tanzanya'ya gidiyoruz. Şu an havaalanındayız. İnşallah buradan uçağa binip sizlerden aldığımız kurban vekaletleriyle orada kurbanlarımızı kesip daha sonra ihtiyaç sahiplerine de tam böyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Güzel bir video olacak inşallah. Bakalım hayırlısıyla oradaki kardeşlerimize ihtiyaçları ulaştırıp sağ salimle dönmeyi bizlere nasip eder. Bakalım. İnşallah güzel bir video olur. Hatta ders de çıkarabileceğimiz güzel bir video olur. Bakalım, hadi başlıyoruz. Evet, uçağa bindik. Yaklaşık 8 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Bakalım 8 saate geçireceğiz. Evet arkadaşlar, Tanzanya'ya gelmiş bulunmaktayız. Şu an kaldığımız otelin önündeyiz. İnşallah buradan hayvanlara bakmaya, kontrol etmeye gideceğiz. Kaldığımız oteli göstermek istiyorum. Şu şekilde bir yerde kalıyoruz. Yer bu şekilde. Yarın sabah da inşallah namazdan sonra da kesimleri yapacağız. Ondan sonra size inşallah buraları göstermeye çalışacağım. Bakacağız. Ben de Tanzanya'ya ilk defa geliyorum. Geçen sene Nijer'deydik. Bu sene de burada, bakalım seneye nereye? Evladım, bağırtırma yavru. Bak, bunu bir Türk yapıyor. Pazarlık yapıyoruz. Motorları alabiliriz. Bakalım, devam edeceğiz. Bizde böyle gidiyoruz. Değişen bir şey yok. Burada gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bayram sabahından herkese selamlar, hayırlı bayramlarınız olsun. Gerçi bu videoyu izlerken bayram geçmiş olacak ama şu an kesim alanına geldik. Allah'ın izniyle bugün kesimleri gerçekleştireceğiz. Güzel bir şeyler olacak inşallah. Daha sonrasında dağıtımları gerçekleştireceğiz. Şu an bulunduğumuz yer bu şekilde bir alandayız. Kurbanlar geliyor. Dağıtımlar da kafamıza göre değil de gerçekten belirlenmiş ve sınırları konulmuş şekilde ailelere dağıtılacak. Buraya gelecekler. Onlar ayarlandı. Belli bir listeye göre dağıtım gerçekleştirilecek. Evet arkadaşlar, şu an kesim işlemlerimiz devam ediyor. Bir yandan da dağıtım yapıyoruz. Burası şu an bayağı hareketli. Size şöyle göstermek istiyorum. Burada şimdi yüzlerce, binlerce insana inşallah dağıtım gerçekleştirilecek. Polis korumasıyla yapılıyor. Buradaki insanlar bir parça et alabilmek için burada bekliyorlar. Yani ders çıkarılması gereken bir görüntü. Rabbim inşallah buralardan ders çıkarabilmeyi bizlere nasip eder. Burada kesimleri dediğim gibi gerçekleştiriyoruz. Hala da devam ediyoruz. Şu an birazcık mola verdik. Kesimler yapılıyor. Hatta şöyle göstereyim. Şurada parçalanma yapılıyor. Parçalanma yapıldıktan sonra da poşetlere konulup buradaki insanlara dağıtıyoruz. Rabbim vesile olanlardan razı olsun inşallah. Burada böyle kafamıza göre bir dağıtım yok. Köylerden, çevre yerleşim yerlerinden geliniyor. Oradaki tespit edilmiş ailelere belli bir isimler, notlar alınıyor. Her ailelere veriliyor. Yani böyle pallır küldür bir dağıtım vesaire olmuyor. Düzenli bir sistemde yapılıyor. Bu şekilde bakalım. Daha işimiz bitmedi. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Güzel oluyor. Bak ya, şunlara bak abi, ne kadar güzeller ya. Güzel ya, az kaldı. İşimizi yarıladık diyebiliriz herhalde. Tabii yarıladık gibi. Güzel oldu, hamdolsun. Burada şimdi insanlar yavaş yavaş geliyorlar, etlerini alıyorlar. Vallahi buradaki böyle video çekmemizin amacı buradaki insanlardan ders çıkarabilmek. İnşallah ders çıkarırız. Yani buradaki insanlar bir parça et için, yani Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na veya da işte sene içerisinde kesilen akikalar, işte adak kurbanları vesaire, bunlarla ancak et yiyebiliyorlar. Bunlarla evlerine et giriyor. Onun haricinde yok yani. Hani gerçekten yok. 2024 Afrika Tanzanya Kurban Organizasyonu'ndan herkese selam olsun. Kurbanlarınızı kestik, parçalamalarını yaptık. Burada da ailelere inşallah dağıtımları gerçekleştireceğiz. Rabbim vesile olanlardan razı olsun inşallah. Allah'a emanet olun.
yapıyorsun mitingini? Everything is okay. Okay. Vallahi anlamıyorum ki. No problem. We are here for meeting. For meeting. Yeah. Türkiye? Yeah. Türkiye? Yeah, Türkiye. Türkiye seviyor? Yeah. Mabeyn. Yeah. Mabeyn. Oh, Mabeyn. Mabeyn. Okay, Mabeyn. Mabeyn. Çok güzel. Ay senin sakallarına kurban. Aleykümselam. Abi konuşuyor ama biz anlamıyoruz. Bakın şimdi burada bıçak bileyici son teknoloji. Abi bak bak bak. Biz kendi bıçağımızla geldik. Gör gör. Bitti. Evet arkadaşlar şimdi Darüsselam'a geldik. Burada para bozduracağız. Gel gel. Bize bir yardımcı ol. Burada şeyler. Abi şu anda Darüsselam'dayız. Buradan gemiyle bir yerlere gideceğiz. Burada şilin geçiyor. Şilin geçtiği için dolar verip şilin alacağız. Tanzanya'nın yerel para birimi. Birazdan işlemimizi yapacağız. Bayram olduğu için kapalı normalde. Burası açıkmış, buraya geldik. Bileti aldık şimdi, feribot biletleri. Burada yaklaşık 35 dolarmış. 35 dolara denk geliyor bilet. Gidilen yere farklı şekilde de gidiyormuş da biz böyle gidelim dedik. Bakalım birazdan vapura bineceğiz. Bu abi bizim buraya kadar gelirken eşlik eden şoförümüz, sağ olsun, Allah razı olsun. Şimdi içeri giriyoruz. Evet, şu an vapura doğru gidiyoruz. Niye durdurdu bu bizi? Ne böyle şeyler? Şu an böyle bir vapurdayız. Yaklaşık galiba 2 saat sürecekmiş. Evet, vapura bindik şimdi. Gideceğimiz yere 1,5-2 saat kadar sürüyormuş. Allah'tan vapurun içi serin ya. Yemin ederim çok güzel. Evet, şimdi yaklaşık 1,5-2 saatlik bir vapur yolculuğundan sonra Zanzibar'dayız. Bakalım, buraları görmemizi çok çok tavsiye ettiler. Güzel bir yer olduğunu söylüyorlar. Bakalım. Şimdi İbrahim abiyle, taksiciyle şu an anlaşılmaya çalışılıyor. Bakalım gideceğimiz yere. Buradan otelimize geçeceğiz. Bir pazarlık tutuşuldu. Selman abi de şu an olayı anlamaya çalışıyor. Ne diyor? Ayağımıza sıkar mı abi? Şimdi bakalım abiye. Şu an anlamaya çalışıyoruz. Güldü mü? He, gülsün abi. Sıkıntıya düşmeyelim. Zibar'a geldiğimizde yanınıza alacağını isteyeceğiz. Su. Benim su gitmiş galiba. Su altın gibi çalabiliyorlar. Bak çalmışlar. Hayır hayır, vallahi bir şey anlaştık ama ne anlaştığımızda çok da idrak edemedim. Neyse, gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, şu an bir tekneye bindik. Bir adaya mı gideceğiz? Adaya gidiyoruz. Bir adaya gidiyormuşuz orada. Kaplumbağa Adası'na. 150 yaşında, 100 yaşında kaplumbağalar var. Kaplumbağaları göreceğiz birazdan. Hadi inşallah bakalım. Kaplumbağa görelim. Aldım ya reisim. Adam tip tip baktı. Bomba falan mı sandı? Bir anda olayları değiştirdi yani. Bu mikrofon reis. Bak hiç bak. Mikrofon. Mikrofon. Korkma. Yani şu an çok tehlikeli yerlerdeyiz. Denize de düşebiliriz arkadaşlar. Bu video size ulaşır mı, ulaşamaz mı bilmiyorum ama son videomuz da olabilir. Acayip derinlere geldik. Dalgalar var. Neden böyle bir riskin içine girdik anlamıyorum. Sen anlıyor musun? Gerek var mıydı? Ne gerek var? Yani şu an bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Tanımadığımız bir taksiye valizlerimizi teslim ettik. Adaya geldik. Sadece üstümüzde bu çantamız var. Neden ona güvendik onu da anlamadım yani. Baksana abi, bak bak. Bak canım, sıkma canını ya. Sıkma canını, olur böyle şeyler. İyisin, iyi. Abi derisi böyle kadifemsi. Zanzibar'dayız. Türk abinin oteline geldik. Burada tanıştık. Daha doğrusu bizim İbrahim abi daha önceden gelmesiyle tanıyormuş. Biz burada ilk defa tanıştık. Kendisi Türk. Bizi çok güzel de ağırladı. Allah razı olsun. Buraya geziyoruz. Burası böyle çok güzel bir yer. Hatta böyle dünyanın birçok yerinden insanlar buraya tatile geliyorlar. Burada böyle çok enteresan bir şey var yani. Hani coğrafyanın, Afrika coğrafyasının bir bölümü açlıktan ölürken başka bölümlerinde sömürgeden dolayı açlıktan ölen insanların kendi topraklarının o nimetlerini kullanamıyorlar.
var. Aslında çok güzel bir yer. Yani sömürge devletleri şuradan çıksa inanılmaz derecede güzel şeyler olur. Dünyanın dört bir yanından insanlar buralara tatile geliyorlar. Ama kendi milletini, insanları burada yapamıyorlar. Bu güzel nimetleri kullanamıyorlar. Yeraltı zenginlikleri olsun, doğal güzellikleri olsun. Çok güzel ama ne yazık ki kendileri bu nimetlerin içinde kullanamıyorlar. Biz şimdi geldik. Burası da böyle çok güzel bir yer aslında. Böyle biraz gezip dolaşmak istedik. Buraları görmemizi söylediler. Gerçekten çok güzel. Evet, şimdi burası geldiğimiz yer. Şöyle yapayım bir dakika. Oturuyor, geldik. Burası şöyle hatta. Türk bayrağımızı bir gösterelim. Kendisi Allah. Şu an burada değil, röportaj yapacaktık. Evet, röportaj yapacaktık. Abi seninle bir konuşalım. Yaklaşık 3 gündür çaya ulaşamıyoruz. Zanzibar'ı nasıl buldun? Zanzibar garip, şükredilmesi gereken bir yer. Değişik coğrafya ya. Bir bölgesi tamamen turistik üzeri kurulmuş bir bölge. Diğer bölgesi tamamen yoksulluk. Tabi bunun meyvesini yine halk yemiyor. Dışarıdan gelen insanlar yiyor. Halk yine sefalet için. Yani burada Zanzibar'da yaşayan halk da sefalet içinde. Burada çalışıyorlar, ediyorlar. Genelde işletmeciler hep yabancılar oluyor. Bu mekan mesela bir Türk bir abimizin yeri. Burada da Türklerin ağırlıklı olduğu bir yer. Genelde inşaat işinde Türkler varmış. Güzel bir yer yani. Şu an 2 gündür güzel gidiyor. Çay da güzelmiş. Çok kötü değil. Türkiye'den geliyor herhalde çay. Olabilir. Kaçak. Kaçak. Sen nasıl buldun burayı? Abi vallahi bence çok beğendim. Çok güzel. İşte bir yandan yani güzel ama bir yandan da böyle şey oluyoruz. Üzülüyor insan yani kendi tabii. Milleti, kendi halkı bu güzellikleri tadamıyor. Sadece evet. Dış tropik olarak değil bir de yani yeraltı kaynaklarının sömürgeye girmesi ayrı bir cabası. Evet o da farklı bakışırız. Normalde sömürge olmasa bırak biz buraya yardım faaliyetlerine gelmeyi onlar bize yardım edecek konuma gelebilecek kadar aslında güçlü evet. Olabilecek bir coğrafya. Tabii işte zamanında ele geçirilmiş bütün yeraltı kaynakları başkaları tarafından kullanılıyor. Şöyle etrafı biraz çekelim. Bu da kedimiz. Burada televizyon olayı var mı abla? Akşam Türkiye'nin maçı var da açılır mı? Abi sen biraz konuş, nasıl buldun burayı? Özgüven olarak rahatsın yani. Burada mesela tek başına olsan bile yani yolunu bulursun. Herhangi bir çekinmezlik falan yok. Yani bizim ülkelere göre baktığımızda yani. Güzel yani. Genel olarak halkı çok sıcak kanlı. İyi davranıyor. Buralarda alışveriş yapmak için yerler. Seni bayağı sevdiler. Teşekkür ederim. Herkes seviyor beni. Burada da bulunduğumuz yerin haritası var. Bakalım mı abi şuraların yerleri? Yani. Abi ne alabiliriz? Açacak alalım. Mı? Bu ne? Tuzluk abi. Tuzluk evet. Hello, how are you? Jumbo. Jumbo. Bunlar da herhalde abi şeydeki gibi el yapımı değil mi? Nijer'de vardı ya. Bro, how much money? How much money? Dolar. Dolar is 30. 30 dolar. 30 dolar. Sen ne diyorsun ya? Ama pazarlık 10'a kadar iner hacım. Sen al 10 dolara kadar iner. Re. Söyle bak. Re. Repeat after me. Re. Gasay. Jimbombom. Çak. Aa, burada ekstra şöyle bir farklı bir şey var. Hakuka makata. Hakuna makata. Burada bir tık daha farklı bir şeyler var sanki abi. Belki siz de bir şey görürsünüz. Oo, muzrap falan. Baksana abi muzrap falan var. Burada daha bir değişik bir şeyler var. Burası sahil. Bugün birazcık hava yağışlı. Normalde çok güzel bir sahili var ama bugün hafif biraz denizde dalgalı. What's your name? Simba. Oh, my name is Bahadır. Kalkın. Problem, kameraya bir şey olursa medresede beni keserler. Sıkıntılı. Şöyle göstereyim abi. Bak abi çok iyi ya. Şöyle hatta direkt sahili göstereyim. Şuralara bakın abi. Evet arkadaşlar şu an çok böyle kalitesiz bir çekim yaptığımın farkındayım. Ama yağmur bir türlü durmuyor. Benim de otele gitmem lazım. Şuradan böyle koşacağız. Otel biraz yakın. Bayağı yakın aslında bu sahil kısmı. Bakalım inşallah kameraya bir şey olmaz. Şöyle hızlı gidelim. Babaş görüşürüz. Geleceğim ben. Sen beni bekle. Türkiye'ye gelirsen ara beni. Durduk. Az kaldı. Çok az yolumuz kaldı. Hiç halledeceğiz inşallah. Eyvah. Kameraya su gitmesin. Şurada bir peçetemiz vardı ya. Hadi bakalım. Yolumuza devam edeceğiz inşallah. Kanki görüşürüz. Otele giriyorum otele. Evet arkadaşlar şimdi Zanzibar'da kaldığımız otelden çıktık. Buradaki Zanzibar Havalimanı'na gideceğiz. Oradan da pırpır dedikleri bir böyle minik bir uçak varmış. Onunla Darussalam'a geçeceğiz. Yani uçak değil de şu an anlatamıyorum. Çok küçük bir şeymiş. Hava durumu da bugün yağmurlu. Geldik yani.
Yani normalde kavrulan Afrika biz gelince bir yağmur yağdı. Bereket oldu elhamdülillah. Bakalım inşallah hava şartlarından dolayı bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü böyle çok güvenlikli bir uçuş değilmiş. İnşallah bakalım göreceğiz. Vallahi umarım güzel bir çekim olmuştur. Çekim yapmaya da devam edeceğim. Şu an hatta yaklaşık 1,5 saatlik bir yolumuz var. Çünkü biz adanın öbür ucuna gelmiştik. Zanzibar bir ada, Kıbrıs gibi düşünebilirsiniz. Birçok çekemediğim noktalar da oldu. Hem coğrafyayı gezmiş olduk hem de aynı şekilde kurban faaliyetlerini de gerçekleştirdik. Onda hamdolsun. Çok güzel oldu. İhtiyaç sahiplerine ulaştık. Buradan tekrardan buna vesile olanlardan Rabbim razı olsun. Bakalım seneye nereye gideceğiz bilmiyorum. Geçen sene Nijer'deydik. Hatta o videomuzu izlemeyenler izleyebilirler. O da çok güzel bir program yaptık orada da aynı şekilde. Kazansız belasız Türkiye'ye dönmek nasip olur. Yani burada her milletten insanlar var. Hatta biraz önce Filistinli bir kardeşimizle tanıştık. Sağ olsun. Bakalım devam ediyoruz. Evet, şimdi havaalanına geldik. Birazcık uçuşumuza var. Bakalım bir şeyler yemeye çalışacağız. İnşallah midemize dokunmaz. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık ama burada yerken ürküyoruz birazcık. Şu an bakalım. Bir öğrenin arkadaşlar. Bir sıkıntıyı çekiyoruz. Bakalım burada şu an suyumuzu aldık abi. Su içeceğim. Susandık birazcık. Bir tek anlaşabildiğimiz nokta suyu bir tek istemeyebiliyoruz. Öbürü de birazcık problem. Buradan da işte umarım hava şu an yağmurlu ve çok kötü. İnşallah uçuşta bir sıkıntı olmaz. Biraz düşmemizin nedeni gideceğimiz uçaklar normal uçaklar gibi değil. Böyle pırpır diyorlar burada ama artık nasıl bir şeymiş ben de tam böyle bilmiyorum. Onu da göstereceğim inşallah. Biz saati yanlış anlamışız. Burada telefondan olmuyor da direkt havaalanından yapılıyormuş. Check-in saatini biz uçuş saati olarak bildiğimiz için uçuştan 2 saat önce check-in başlıyor. Uçuş saati olarak bildiğimiz check-in saatinden de 2 saat önce geldiğimiz için havaalanının içerisinde bekliyoruz böyle 2 saatten fazla oldu işte. Hala bekliyoruz. Şu an check-in saat de geldi ama hala bizi almıyorlar. Yine çok enteresan. Dışarıya çıkmak istedik. Ya dedim dışarı çıkayım hava alayım. Dışarı da çıkartmadı. Değişik bir şeyler söyledi. Herhalde bir daha bavul, navul bir şeyler söyledi de baya böyle çok anlaşamadık. Bakalım ne olacak. İnşallah birazdan uçağa bineceğiz. Daha doğrusu pırpır mıdır nedir artık. Buranın havaalanını göstereyim. Zanzibar havaalanı. Bu şekilde. Bir havaalanı var. Yani burası için bence yeterli. Zaten küçük bir ada. Küçük değil pardon. Yani bizim kaldığımız yerden havaalanı 1,5 saat falan sürdü. Yani aslında geniş büyük bir ada. Bakalım bekliyoruz ya. Gerçekten çok bunaldık. Hah alıyorlar. Hadi bakalım ya. Check-in mekanındayı artık al bizi ya. Vallahi billahi. Çantamızı takalım artık yeter ya. Şimdi geliyoruz. Kendimi çektim galiba ben hep bu videoda. Neyse muhabbet etmiş olduk. Evet şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Bakalım. Bu biraz daha büyük ya diğer tahmin ettiğinizden. İstanbul Havalimanı'ndayız. Türkiye'ye geldik. Darüsselam'a geçtikten sonra video çekemedim. Bazı problemler oldu böyle yani ekipmanla alakalı. Zaten orada ondan sonra çok büyük bir ekstra bir şey yapamadık. Video çekimi de yapamadım. Birkaç yere geçtiğimde de zaten kameramız yanımızda yoktu. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur bu videoda geçenkine göre. Biraz daha fazla konuştum. Belki de ancak kendimi çektim bilmiyorum etrafı ne kadar çektik ne kadar çekmedik. Ama çok güzel oldu. İnşallah seneye de Cenab-ı Rabbim nasip eder. Tekrardan orada daha güzel faaliyetler gerçekleştiririz. Şu an bilmiyoruz seneye ne yapacağız, nereye gideceğiz. Bakalım hayırlısıyla inşallah. Rabbim ders çıkarabilmeyi bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olun. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan başka bir videoda görüşürüz inşallah.